Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün taco ekmek tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Taco ekmeğimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardak mısır unu, yarım su bardak normal un, 1,5 çay kaşığı tuz. Tuz miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, baharatlarla hamurumuzu lezzetlendireceğiz. Yaklaşık 1 çay kaşık kırmızı toz biber. 2 çay kaşık kadar kuru maydanoz, 1,5 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşık sıvı yağ, 1 su bardak ılık su, yarım bardak ılık suyu da bir kenarda hazırlayalım arkadaşlar. Gerekirse takviye edip yoğuracağız. Çok sert bir hamur olmayacak, çok yumuşak da bir hamur olmayacak. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir miktar da su ilavesi yapıyorum. Azar azar suyunu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar su ekledim. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimi kabıma aldım ve hamurumu yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuz mayasız olduğu için dilerseniz hemen işlem yapabilirsiniz. Bezeler yapıp hemen pişirmeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa da yarım saat dinlendirebilirsiniz. Evet, hamurumdan ceviz ve mandalina büyüklüğü arasında bezeler yapıyorum. Toplam bu hamurdan arkadaşlar yaklaşık 25 tane tacos ekmeği elde ettim. Küçük boyutlarda. Evet, bir miktar bezelerimi yaptım. Şimdi açmaya geçeceğim. Bezelerimizi açarken dilerseniz yağlı kağıt arasına koyup açabilirsiniz. Ama bu işlem biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Ben denemek istedim. Alternatif sizlere sunmak istedim. Önce unlayarak iki kağıt arasına koyup bastırıp açıyoruz. Şekli hiç önemli değil. Sonrasında zaten bu şekilde tasımızla kesip şekil vereceğiz. Boyutunu gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini bu şekilde ayarlayacağım. Kenarından kesmiş olduğum o hamurları da tekrardan beze yapıp ekmek yapacağım. Evet, kağıt arasına ben zorlandığım için hemen tezgahıma un serptim ve normal bir şekilde açtım. Yapışırsa da hafif unlayıp spatula ile kaldırdım. Bu şekilde tüm taco ekmeklerimi açıp bitirdim. Evet, büyükçe bir tas kullanıyorum arkadaşlar. Tası kalıp olarak kullanıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Ha, dilerseniz sizler bu şekilde küçük istemiyorsanız normal lavaş ekmeği büyük boyunda açabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü taco ekmeği normalinde kurutuluyor, sert oluyor. Sert olduğu için de bu şekilde küçük küçük ekmekler yapıp fırında kurutacağım. Ama siz kurutmuş olarak yemek istemezseniz, normal yumuşak istiyorsanız boyutunu normal lavaş gibi açabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel olacaktır arasına.
harcı koyup sıkıp yemesi. Aynen. Tantuni gibi. Evet. Bütün bezelerimi ben bu şekilde açtım. Ocağa tavayı koydum ve ısıttım. Isınmış olan tavada açmış olduğum taco ekmeklerimi pişirdim. Arkalı önlü. Bir yandan ekmeklerimi tavada pişirirken bir yandan da açıp kalıpla kesip pişirecek olan yufkalarımı hazırlıyorum bu şekilde. Evet, biraz zahmetli ama ön işlemini ekmeğini önceden yaparsanız hazırda bekletmiş olursunuz. Çok da pratik olacaktır o zaman. Ama hemen yapıp akşam için yiyecekseniz de biraz zamana ihtiyacınız olacaktır. Evet, tavayı da arada bir peçeteyle silelim. Unlar yanmasın. Ekmeğimizi, taco ekmeğimizi yakmasın diye arada bir temizliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumuşaklığını arkadaşlar. Bu şekilde yumuşak taco ekmeklerini elde ettim. Mısır unlu taco ekmekleri. Renginin güzelliği de harika değil mi sizce de? Zerdeçal da o sarı rengini biraz daha yoğunlaştırıyor. Evet, yumuşacık minik taco ekmeklerim hazır. Şimdi taco ekmeklerimi fırında kurutacağım. Bunun için fırın teli lazım. Fırın telini bu şekilde katlayarak diziyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz kürdanla tutturabilirsiniz ama hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdular. Düşme yok. Takıldı kaldılar. Bu şekilde fırında kuruyacaklar. Fırını önceden açtım, ısıttım. 200 derece fırında. Şimdi bir 8-10 dakika arası taco ekmeklerimi kurutacağım. Evet, gördüğünüz gibi artık taco ekmeklerim kurudu. Harika görünüyorlar. Dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Hem kırmamaya çalışıyorum hem de elimi yakmamaya çalışıyorum. Çünkü tel oldukça sıcak. Evet, tüm taco ekmeklerimi fırında kuruttum. İçerisine dilerseniz kıyma harçlı, dilerseniz tavuk harçlı iç malzemesi hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Diğer videolarımda iç malzemesi nasıl hazırladım izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sadece taco ekmeği tarifini ayrıca vermek istedim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Emek dolu videolar hazırlıyorum. Sizler için en detaylı bir şekilde tariflerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğeniyor ve yapıyorsunuzdur. Kendinizi kanalımda gösterirseniz de çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızla sizleri kanalımda görmek isterim. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.